Merhaba gençler, hoş geldiniz. Geçen ders kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kompaksiyonla alakalı iki tane deneyimiz var. Birincisi standart proktor deneyi, ikincisi de modifiye proktor deneyi. Bu iki deneyde de hedefimiz su içeriği kuru birim hacim ağırlık eğrisini veya bir başka deyişle kompaksiyon eğrisi, başka bir deyişle sıkıştırma eğrisini çizme. Deneyin yapılışını bir görelim. Burada şimdi malzemenin hazırlanmasını görüyorsunuz. Bir elek yardımıyla malzeme elenecek. Kompaksiyon tokmağı, kompaksiyon kalıbı, görüldüğü gibi bir yaka kısmı ve bir taban kısmı bulunmakta. Taban kısmının ağırlığını ölçtük. Yaka kısmını takıyor şimdi. Şimdi malzemenin hazırlanmasına başlayabiliriz. Şurada görülen kalıbın hacmi yaklaşık 944 santimetre küp. 4 kilo gibi bir malzeme bu deneyin yapılmasına, standart proktör deneyinin yapılmasına olanak sağlıyor. Buradaki malzemenin tamamen kuru olmasına gerek yok. Tabi elenirken çocuklar hani rahat elensin diye kuru da halde yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Elenmesi daha rahat oluyor yani. Şimdi tabi burada kuru malzemeyi elenmek kolay da burada optimum su içeriğini bulacağımız zaman bu oranın da mesela %20 olduğu zaman bizim bu %20'ye çıkmamız için ne kadarlık bir adım atmamız gerektiğini lütfen aklımızın bir kenarında dursun. Çünkü buradaki mesela şurada kattığımız su miktarları yaklaşık şurada kullandığımız malzemenin %2'si ile %3'ü. Diyelim ki şuradaki malzemenin optimum su içeriği %20 çıksa ve biz bunu kuruttuğumuz zaman yaklaşık bir 6-7 tane işlem yapmamız lazım ki biz optimum su içeriğine yakınlaşalım. O zaman ne yapmak lazım? Sıfırdan başlamamak mı lazım acaba? Bunu düşünelim. Hani ben size tavsiyem şudur çocuklar. Yaklaşık diyelim zeminlerin su içerikleri tabi her zemin için aynı değil ama %15'den başlamak uygun. %12-13'ten başlamak uygun. Eğer siz böyle bir kuru bir malzeme burada eğer eleyip malzemeyi hazırlamaya başlamışsanız %10, 10, 13, 12 ya da %15 bir su içeriğini katın buna. Buradan adımlamaya başlayın. Çünkü bu deneyi göreceksiniz. Değişik su içeriklerinden tekrarlanması gerekiyor. Ki hedefimiz şuradaki şu tepe noktasını bulmak. O yüzden diyorum hani burada sıfırdan başlarsanız çok fazla deney yapmak zorunda kalırsınız. %12. Tabii şansınız tabii bu arada. Eğer bu zeminin su içeriği %12'den küçükse de bu sefer de sizin için sıkıntı olacak. O zaman da kurutmak zorunda kalacaksınız. En azından hani bir tecrübe olur sizin için. İnce malzemeler, yani kirli ve siltli malzemeler için bu su içerikleri biraz daha yüksek oluyor. Kumlu ve çakıllı malzemeler için su içeriği %10'a ulaşmayabilir yani. Hani malzemenin tipine göre eğer ince malzeme fazlaysa çocuklar %12, 13 oradan başlayabilirsiniz. Eğer baktığınız buradaki malzeme eğer çakıllı kumlu bir malzeme ise %5'ten başlayabilirsiniz. Yani o ilk adım kurutup eledikten sonraki ilk adımın nereden başlanacağını konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bakınız şimdi bu deneyin yapılması biraz zahmetli. Şuradaki kalıbın yaka kısmı hariç şuradaki alt kısmı 3 tabaka halinde şuradaki tokmak yardımıyla sıkıştırılması gerekiyor. Bununla alakalı standart sayıları biraz sonra söyleyeceğim. Bunun için zahmetli olduğu için her bir adımı çok zahmetli olduğu için hani başlangıç yerini de güzel seçmek lazım. Yoksa bir size büyük bir emek harcatan bir deney olabilir. Bakınız şuradaki kalıbı ki yaka hariç tekrar ediyorum. Çünkü niye demin görmüştük. Yaka hariç ölçtü ağırlığını gördüğünüz orada. Yaka hariç kısmını 3 tabaka halinde ki bakınız buradaki patern yani buradaki tokmağın paterni de şöyle olacak. Şu kalıbın içine sol tarafta 1, sağ tarafa doğru 2, aşağıya doğru 3, 4. Sonra her bir tabakada 3 tabaka halinde doldurulacağını söylemiştim.
25 vuruş her bir tabakaya gelecek. Ki bu 25 de standart diye onu da söyleyeyim. Bununla alakalı güzel bir tablo vereceğim. Mesela burada 25 vuruşsa eğer ilk 4 tanesi böyle, sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ki 25'e kadar şu şekilde kalıbın etrafında şuradaki tokmağın dönmesi gerekiyor. Hep aynı noktaya tokmak düşmeyecek yani. Yaklaşık 30 santimetreden düşüyor. 2,5 kilogram ağırlığında. Dediğim gibi bu sayılar standart değildir. Bunlar değişme ihtimali var. Evet. Şimdi ilk kalıbı sıkıştırma, ilk tabakasını halletti. İlk sıkıştırmayı halletti. Şimdi ikinci ve üçüncüye devam edecek. Bu şekilde her bir tabakaya 25 vuruş olacak şekilde 3 tabaka halinde kalıbın altını, yaka hariç kısmını doldurmaya çalışıyoruz. Bu ikinci adım. Üçüncü adımı göstermeyecek. Evet. Üçüncü adımda şöyle üst yüzeyi bakınız. Üst yüzeyi bakınız. Düzeltiyor. Niçin düzeltiyor? Çünkü bana biraz sonra göreceksiniz. Buradan şuradaki nemli, ıslak, doğal birim hacim ağırlığı lazım. Bunun içinde ne lazım çocuklar? Ağırlık bölü hacim lazım. Bu kalıbın hacmi belli. Buradaki yani şurada sıkıştırdığımız malzemenin ağırlığı lazım. Bunun içine koyduğumuz malzeme, yani şuradaki hacmin içine koyduğumuz malzemeyi ne yapmamız lazım? Şuraya sıfır hale getirmemiz lazım ki şu hacimde buradaki V hacmini koyduğumuz malzemenin ağırlığı olsun. Devam edelim. Evet, üst yüzey, ya bakın yaka hariç kısmını düzeltiyorsunuz. Sıfır hale getiriyorsunuz yüzeye ve ağırlığını tartıyorsunuz. Boşken de ağırlığını tartmıştık. Şu ağırlıkla ilk boşkenki ağırlık arasındaki fark şunun içine sıkıştırdığımız malzemenin ağırlığı. Ve sonra bakınız şuradaki grafiği gördüğünüz üzere x ekseninde bakın su içeriği var. Bunun içinde bu sıkıştırdığımız malzemeden su içeriği deneyi için numune alıyoruz. Her bir adımda bu şu anda gösteren size bir adım değişik su içeriklerinde. Yani bu mesela şuradaki birinci su içeriğimiz olsun. Buna karşılık gelen bir kuru birim hacim ağırlık bulacağız. Sonra ikinci adıma geçeceğiz su miktarını arttırarak. Üçüncü adıma geçeceğiz. 4, 5 şekilde şuradaki kompaksiyon eğrisini çizmeye çalışacağız. Bu deneyin amacı bu. Size sadece burada birinci adım gösteriliyor. Bu şekilde yine su içeriği, şuradaki ilk başta bir su eklemiş diye biraz daha su ekliyorsunuz. İkinci adıma geçiyorsunuz. Biraz daha su ekliyorsunuz. Üçüncü adıma geçiyorsunuz. Buradaki biraz daha çocuklar %2, %3 su içeriğini arttırabilirsiniz. Peki bunu nasıl arttıracaksınız? Hani demiştim ya, burada kullanacağımız malzeme mesela 4 kilo kullandınız veya 3 kilo kullandınız. 3 kilo malzemenin %2'si nedir? %3'ü nedir? Bu kadar su koyuyorsunuz yani malzemeye. Değişik su içeriklerindeki %2, %3 olacak şekilde adım adım şuradaki kompaksiyon eğrisini veya sıkıştırma eğrisini çizmeye çalışma hedefimiz olacak. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi nasıl her bir tabakada nasıl tokmaklanacağı, nasıl sıkıştırılacağı ve su içeriklerini arttırarak şuradaki tepe noktasının sol tarafı ve sağ tarafına noktalar bulmaya çalışacağız. Hedefimiz bu olacak bu deney boyunca. Şimdi gelelim bu deneyde kullanılan bazı neler var çocuklar? Standart bilgiler var. Standart Proctor deneyi şu kalıbımız, şöyle görülen kalıbın yaka hariç kısmının tartıldığını tekrar hatırlatıyorum size. Buradaki yaka hariç kısmı yani alttaki kalıbın ölçülerini görüyorsunuz. İç çapı 101,6 mm, yüksekliği 116,43 mm. Yani şu boş ve dolu olarak tarttığımız kalıbın alt kısmının aslında boyutları bu. Hacmi de yaklaşık 944 santimetre küp oluyor. Çünkü buradaki değerler standart değerler fakat sizin laboratuvarda kullandığınız şu kalıbın mutlaka iç çapını ve yüksekliğini lütfen ölçünüz. Tamam mı? Ya yani şuradaki tam 944, sizinki de buna yakın bir şey çıkabilir. Mesela 950 çıkabilir, 940 çıkabilir. Hani sizin kalıbınız hani standart olmayabilir. O yüzden diyorum hani buradaki sayılar standart gibi duruyor ama siz mutlaka laboratuvarda bunu yine kendi ekipmanınızı bir iç çapını, bakın iç çapı ve yüksekliğini yapmanız lazım şuradaki kalıbın. Mutlaka ölçmeniz gerekiyor. Ve ne demiştik? Şurada bu kalıbı
malzeme ile dolduracağız. Yani laboratuvara gelen bir malzeme vardı ya, bu arazide kullanılacak olan malzemeyi laboratuvara geldi. Bu malzemeyi 3 tabaka halinde buraya ne yapıyorsunuz? Yerleştiriyorsunuz. Tabii bu yerleştirme bakın nasıl oluyor? 2,5 kilogramlık bir tokmak var. Yani bizim standart Proctor tokmağı. Yaklaşık 30 304,8 milimetreden düşüyor. Her bir tabakaya 3 tabaka halinde sıkıştırılacağını söylemiştim. Her bir tabakaya 25 vuruş olacak şekilde. Bakın size bir. Buraya 25 vuruş. İkinci tabakaya 25 vuruş. Üçüncü tabakaya da 25 vuruşla birlikte şu kalıbı doldurmanız gerekiyor çocuklar. Şimdi soracaksınız hocam hatalar olabilir mi? Yani bu deney boyunca karşılaşacağım tuhaflıklar olabilir mi? Sıkıntılar olabilir mi? En büyük sıkıntıyı size söyleyeyim. Üç tabaka halinde sıkıştırırken bir kere şurada üçüncü tabakadan sonra bu kalıpta böyle eksik olabilir. Yani ne demek bu? Ben ne demiştim? Benim hedefim burada bir birimacım ağırlık bulmak. Bu kalıbı full doldurmam, yani ağzına kadar doldurmam lazım. Eğer siz burada bir eksiklik yapıyorsanız bunu elle dolduracaksınız demektir. Buradaki elle doldurmayla buradaki tokmağın doldurması aynı enerji seviyesinde olmadığı için buradaki birimacım ağırlıkta, buradaki birimacım ağırlık aynı olmayacak. Bu bir deneysel sonuçlarda bir hata demektir. Yani ben ne yapacağım, hedefim nedir yani? Benim mutlaka 3 tabaka halinde olduğu doldurduğum zaman şu şekilde biraz kalıbın dışına, yani benim ağırlığını tartacağım kalıbın dışına çıkmasını bekliyorum. Bu şekilde üst kısmı ben perdahladım veya tıraşladığım zaman şurada kalan malzeme benim 3 tabak halinde tokmakla sıkıştırdığım malzeme olsun. O yüzden ben burada biraz hafif de olsa bir yükseklik bekliyorum. Tabii şimdi aklınıza şu gelebilir. Hocam ben bunu daha da yüksek yapsam olmaz mı? Olmaz çocuklar. Niye? Çünkü bakınız buraya bir enerji veriyorsunuz. 2,5 kilogramlık bir tokmak belli bir yükseklikten belli sayıda 3 tabaka halinde 25 vuruşla, yani bir enerjiyle buraya sıkıştırılıyor. Buraya bir kuvvetle bunu sıkıştırıyorsunuz. Buradaki fazla malzeme buradaki enerjinin neyini düşürüyor çocuklar? Verimini düşürüyor. Yani bizim hedefimiz fazla da yaka kısmında fazla da yüksek olmasın yani. Az olması en kötü durumdur. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu sefer bu kısmı elle doldurmak zorunda kalıyoruz. O daha da kötü bir durum. Yani bizim hedefimiz şu 3 tabaka haline doldurduğumuz zaman şu yaka kısmını çıkarıldığı zaman şurada bir fazlalık malzeme kalsın. Benim burayı ne yapayım? Çünkü bir bıçak yardımıyla veya bir kıl testereyle birlikte bunu buradan ne yapıp atayım ve şu kalıba malzemeyi sıkıştırdığım zaman bu malzeme buradaki kalıbın içini dolduran malzeme olsun. Buradaki zeminin ağırlığı tarttıktan sonra nasıl bulunuyor? Şunu kalıbıyla birlikte tartıyorsunuz. İlk bunu kalıbı boş tartmıştınız. Bu ikisi arasındaki fark buraya koyduğumuz sadece zeminin nasıl oluyor çocuklar? Ağırlığı oluyor. Kalıbın hacmi ve zaten belli. Bunu da buna böldüğünüz zaman ne çıkıyor? Ve kalıp diye yazayım şöyle. Bu bizim şunun içine yerleştirdiğimiz ıslak, yani nemli veya bir başka ifadeyle doğal bir birimacım ağırlık oluyor. Ama gel gör ki ben kompaksiyon eğrimi veya sıkıştırma eğrimi doğal birimacım ağırlıkla çizmiyorum. Bana ne lazım çocuklar? Kuru birimacım ağırlık lazım. O yüzden doğal veya ıslak veya nemli birimacım ağırlıktan buna dönmem için bir de ne gerekiyor çocuklar? Su içeriği gerekiyor. Onun için de deneyde görmüştük. Bir su içeriği numunesi için bir kalıp bir kaba, bir cam kaba veya bir demir metal kaba numune alacağız. Böylece deneyin en azından mantığını anlatmış oldum. İşte doğal birim hacim ağırlığı, ıslak veya nemli birim hacim ağırlığı nasıl dönülüyor kuru birim hacim ağırlığı çocuklar? Su içeriğiyle şuradaki faz ilişkisi formülünden dönülüyor. Görüldüğü gibi birim hacim ağırlık bölü 1 artı su içeriği. Bu da bizim kompaksiyon eğrimizi veya sıkıştırma eğrisini çizmek için gerekli olan kuru birim hacim ağırlık olan şu değeri bulmamıza ya da hesaplamamıza olanak sağlıyor. Çizdiğimiz eğri bu. Bununla alakalı bir örnek yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Excel üzerinden bir örnek yapacağız sizinle. Biz bu deneyi ne yapacağız? Değişik adımlarda şöyle 5-6 kez tekrarlıyoruz değişik su içeriklerinde. Ve her bir adımda ne buluyoruz?
Oradaki su içeriği ve buna karşılık gelen kuru birim hacim ağırlık. Bunu yoğunlukla da yazabilirsiniz ama bizim hani kullandığımız şey kuru birim hacim ağırlık. Ben size öğretmeye çalıştığım şey o. Değişik su içeriklerinde bunu tekrarlıyoruz bir deneyi ve şu eğriyi çizmeye çalışıyoruz. Bu noktalardan geçen eğri şöyle. Kompaksiyon eğrisi veya sıkıştırma eğrisi olarak ifade ediliyor. Bu eğrinin şuradaki tepe noktası. Bizim laboratuvara gelen malzeme ya da şöyle anlatayım, bir mühendislik dolgusu mu yapılacak bir malzeme ile bir alt temel veya bir temel tabakası mı sıkıştırılacak? O arazideki malzeme laboratuvara geliyor ve standart Proctor deneyine tabi tutuluyor. Bu malzemenin en iyi sıkışacağı su içeriği, yani bu deneyin sonucu nedir diye sorarsanız yani en iyi sıkışacağı su içeriği, buradaki alacağı maksimum kuru birim hacim ağırlığı. Bunun yüksek olması bizim için mühendislik davranışları açısından iyi bir şey. İşte bizim hedefimiz de bu. Bu malzemeden yani laboratuvara gelen malzemeden en iyi verimi alacağımız durumu araziye söylemek yani. Bu da bu sıkıştırma eğrisi veya kompaksiyon eğrisinin tepe noktası. Tepe noktasına karşılık gelen su içeriği, optimum su içeriği yani bu malzemenin en iyi sıkıştırıldığı su içeriği. Bunu eğer siz bu malzemeyi bu su içeriğinde sıkıştırabilirseniz arazide şunu elde edeceksiniz demek bütün çabamız yani. Bu kompaksiyon eğrisine görüldüğü gibi şurada x ekseninde su içerikleri, düşey ekseninde yani y ekseninde de kuru birim hacim ağırlıklara çizildiğini görüyorsunuz. Bu çizime şurada görüldüğü gibi bir tane daha eğri yerleştiriliyor. Bunun ismi sıfır boşluk oranı çizgisi veya %100 doygunluk eğrisi. Bunu biz niye çiziyoruz? Aslında bir şeyi görme açısından. Ne demiştik? Kompaksiyon doygun zeminlere pek işe yaramayan bir işlemdi. Genel halde daneler vardı, su kısmı vardı ve hava kısmı vardı. Bizim kompaksiyon nereyi azaltıyordu çocuklar? Hava kısmını azaltıyordu. Bunu konuşmuştuk ilk dersimizin başında. Madem bu kompaksiyon hava hacmini azaltıyor, acaba bu hava hacmini sıfırlayabilir mi? Yani ne demek bu? Biz kompaksiyon işlemiyle malzemenin içindeki havayı yok edebilir miyiz? Asla yok edemiyoruz. Niçin yok edemiyoruz? Eğer bunu biz yok edebilseydik, bizim doygunluk derecemiz %100 olacaktı. Görüldüğü gibi, bakınız ben değişik su içeriklerinde deneyimi tekrarlıyorum. Bir tepe noktasını görüyorum ve tepe noktasından sonra düşüyorum. Önce bir tepe noktasına ulaşmak için çabam var. Sonra tepe noktasına ulaşıyorum. Sonra tepe noktasından aşağı geliyorum. Bakınız buradaki her bir değer benim laboratuvarda yaptığım, orada gelen bana araziden gelen malzemeyle yaptığım deney sonuçları çocuklar. Ama bakınız bu malzemeyle yaptığım deneyler asla bakınız şuradaki %100 doygunluk eğrisine ulaşamıyor. Görüldüğü gibi bakın tepe noktasına gidiyor yani bu eğriye doğru yakınlaşıyorsunuz ama asla buna ne yapıyorsunuz çocuklar değemiyorsunuz. Yani sağ tarafına geçemiyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Ben kompaksiyon işlemini ne kadar mükemmel yaparsam yapayım asla ne yapamıyorum çocuklar? İçerideki hava hacmini sıfırlayamıyorum. İşte bu da kompaksiyon eğrisinden çıkaracağımız sonuçlardan bir tanesi.